Merhaba, bugün Berlin Treffen Informationsort Derneği'nden Sermin Doğan ile birlikteyiz ve ondan kadınlar için var olan eğitim fırsatları ile ilgili bilgi alacağız. Merhaba Sermin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle peki şunu soralım, Weiterbildung nedir ve nerelerde verilir? Kadınlar nerelerde bu eğitimden faydalanabilirler? Weiterbildung temel eğitimden sonra geliştirme eğitimi oluyor. Ya da eğitimin devamı ya da bir temel eğitiminiz var ama başka bir alanda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Öyle bir imkan. Çok değişik programlar var. Yani müthiş derecede bu Arbeitsagentur'dan başlayın. İşte özel kurumlar, bizim TÜİK'te yaptığımız gibi. Yani farklı farklı boyutları var. Yani temelde herkesin hakkı da var. Herkes katılabiliyor ama temel eğitim lazım ve Almanca lazım bunun için. Kadınlar bu Weiterbildung programları hakkında nereden bilgi alabilirler? İnternetten Weiterbildung, Beratung diye girsinler. Ondan sonra değişik bir de hangi eyalette oturuyorlarsa, hangi şehirde oturuyorlarsa onun ismini versinler. Böylelikle en azından birkaç kurum çıkar. Orada da kendi konumunu anlatır, ona göre yönlendirilebilir. Bundesagentur für Arbeit, onların Kursnet diye bir internet platformu var. Oraya girip bakabilirler. Ya da Berlin'e has Weiterbildungsdatenbank WDB, oraya girip bakabilirler. Yani internetten araştırmaya çalışsınlar. Ya da değişik danışma kurumlarına bile sorabilirler. Onlar icabında internetten araştırıp o bilgiyi aktarabilirler. Halk Yüksek Eğitim Merkezleri var, VHS. Oradan da bilgi alabilirler. Çünkü onların çok değişik konularda da yani dilden tutun, meslek eğitim geliştirme kursları var. Bir de Bundesministerium für Bildung und Forschung bir internet sayfaları var. www.weiterbildungsratgeber.de. Orada bir telefon numarası var, merkezi bir telefon numarası. Orayı da ararlarsa o zaman yani hangi eyalette oturuyorlarsa ona göre bir kurumu söyleyebilirler. Kurslara herkesin katılabileceğini söylediniz ama Almancanın şart olduğunu söylediniz. Almancadan konu açılmışken uyum kursları ile ilgili bilgi verir misiniz bize? Kadınların uyum kurslarına nasıl katılabileceği ile ilgili bir bilgi. Bütün kadınları daha çok bu kadınlara yönelik uyum kursları var. 900 saatlik kapsamında ve en azından çocuklar evde hasta olduğu zaman 900 saate o 6 kitabı sığdırabiliyorsunuz. Almanca temel giriş kilidi, anahtar. Yani bu olmadıktan sonra ne çocuklarına verimli olacaklar ne kendi gelecekleri için verimli olamayacaklar. O yüzden uzun vadeli düşünmelerini rica ediyorum. Uyum kurslarında ya da diyelim ki Weiterbildung giderken, eğitim alırken devlet çocuk bakımı ile ilgili bir destek sağlıyor mu kadınlara? BAMF sayfasına, Integrationskurse. Oraya girdiğiniz zaman zaten Mit Kinderbetreuung diye bakarsanız çıkar. Ya da herhangi bir danışma yerine gidip oraya da sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz katılıp sorularımızı cevapladığınız için. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Göçmen olarak yani her zaman için bir ikinci, üçüncü sınıf insanıyız biz burada. Öyle görülüyoruz. O yüzden lütfen tek çıkış noktası eğitim. O yüzden ne yaparsanız yapın mutlaka kendiniz olsun, çocuklarınız olsun yani eğitime açık kalın. Çok teşekkürler Sermin Hanım katıldığınız için. İyi günler, hoşça kalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bilgi almak istediğiniz zaman bize kesinlikle ulaşmanızı tavsiye ederim. Tio Berlin diye girdiğiniz zaman telefon numarasından çıkarabilirsiniz. İyi günler, teşekkürler.